MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi. Tabii gerçek sebeplerinin ne olduğunu tam kestirmek, bilmek mümkün değildir. Bunu öğrenebilmenin tek bir yolu vardır. O da ülkeyi yöneten değerli şahsiyetlerin konuları incelerken kamuoyunda bilmesi gereken boyutlarıyla da bilgilendirmelerinde yarar vardır. Muhalefet partisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ani kararının önünde ve arkasında ne yatmaktadır onu bilemiyorum ama tahmin etmemek de mümkün değildir. Onu da tahmin edebilecek bir birikim içerisinde olduğumuzu da ifade etmek isterim. Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya gelen Bahçeli, Esad rejimiyle diyalogdan yana olmadığını da kaydetti. Türkiye'nin kat etmiş olduğu ve sosyal maliyeti çok yüksek bir terörle mücadeleyi sonunda getirip Esad'ın tercihine ve onun iradesine teslim etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin için en büyük kayıp ve ayıp olur. O bakımdan Türkiye'nin çok yönlü takip etmiş olduğu politikalar sonucunda Esad rejiminin demokrasi içerisinde değişikliğe uğrayabilecek gayretleri ve kamuoyunu, dünya kamuoyunu bu manada olgunlaştırabilecek yaklaşımlarına devam etmek suretiyle orada demokratikleşme sürecini hızlandırıp Suriye'yi Esad rejiminden kurtarmak. Bununla ilgili olarak da Soçi'den başlayan, Tahran'da devam eden, Osis'te kendisini gösteren çok yönlü bir politika takip edilmektedir. Bu politika yerindedir. MHP lideri yerel seçimlerdeki AK Parti MHP ittifakına da değindi. 51 ilde Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kendi adaylarıyla seçimlere katılacaktır. Belediye meclis üyeliklerinde, il genel meclis üyeliklerinde kendi adaylarıyla yarışacaktır. 51 ilin ilçelerinde de gene kendi adaylarıyla bu yarışı devam ettirecektir. 30 büyük şehirde ise 30 büyük şehrin üzerinde şu an için bir prensip anlaşması sağlanmıştır arkadaşlarımızın görüşmesi. Bu 30 büyük şehrin ilçelerinde çalışmalar devam etmektedir. O da birkaç gün içerisinde zannediyorum tamamlanmış olacaktır. Devlet Bahçeli'ye ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın tepki toplayan sözleri de soruldu. Metin Akpınar gibi toplumun genel kabul gören, sevdiği bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek teşkil etmiştir. Ayaktan asılmayı söyler iseniz bunu kastediyorsunuz. Bunu kastettiğiniz takdirde faşizmi kastediyorsunuz. Faşizmi kastettiğiniz takdirde Recep Tayyip Erdoğan'ı faşizmin lideri kabul ediyorsunuz. Öyle yorumlamak istiyorsunuz demektir. Metin Akpınar Bey'in Halk TV'ye çıkıp 5 dakikalık bir konuşma yapmasını istiyorum. Ben yanlış bir örnek verdim. Bu örnek yanlıştır, bu eleştiri değildir. Benim gafletimdir, cehaletimdir demesi lazım. Değerli arkadaşlar, ben milletimden özür diliyorum demesi lazım.